Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Ömer'i de uyandırdım. Tekrar arabayı çalıştırmayı denedik. Araba bir denemede çalıştı. Ömer bana, ben Ömer'e bakıyorduk. Ne yapmalıydık? Hiçbir şey olmamış gibi buradan çekip gidecek miydik? Ömer'e dönüp, Ömer, şimdi buradan bu şekilde gidersek Hakan'ın annesine, babasına ne diyeceğiz? Senin oğlunu cinler mi kaçırdı diyeceğiz? Gidemeyiz. Hakan'ı bulmamız lazım dedim. Tamam bulalım ama yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz ki dedi. Şansımızı deneriz en azından dedim. Ne olur ne olmaz diye Kur'an'ı da yanımıza alarak arabadan çıktık. Hakan'ı aramaya başladık. Geceki havadan eser yoktu. Her yer günlük güneşlikte. Yaklaşık yarım saat Hakan diye bağıra bağıra aramaya devam ettik. İlerideki çalılıklarda bir hareketlenme dikkatimi çekmişti. Oraya doğru hızlı bir şekilde ilerledim. Biri vardı orada. Hemen Ömer'e seslendim. Buraya gel. Burada biri var dedim. Ömer de koşarak yanıma geldi. İki taşın arasında, eli yüzü kanlar içinde, ciddi kesikleri olan biri vardı. Evet bu Hakan'dı. Bilinci yerinde değildi. Sayıklıyor, anlamsız sesler çıkarıyordu. Hemen koluna girdik. Ben sağ koluna girdim. Ömer de sol koluna girmeye çalıştı. Kolunu kaldırdı ve Hakan büyük bir acıyla bağırmaya başladı. Samet, Hakan'ın kolu kırık dedi ve ağlamaya başladı. Evet, Hakan'ın kolu omuz kemiğinden kırılmıştı. Ömer'e onu benim sırtıma yükledi. Hakan'ı sırtıma alıp ağır adımlarla arabaya doğru ilerledim. Arabayı buraya getiremezdik. Burası yol değildi. Çalıların, ağaçların arasındaydı. Yavaş yavaş Hakan'ı arabaya çıkartmayı başarmıştık. Ömer hemen arabayı çalıştırıp sürmeye başladı. Hakan gözlerini açmış, boş boş bana bakıyordu. Onunla konuşmama rağmen bana karşılık vermiyordu. Sürekli acı içinde inliyordu. Ömer'e direkt hastaneye gitmesini, Hakan'ın birçok yerinin kanadığını söyledim. Hastaneye gelmiştik. Ömer arabadan inip yardım edin diye bağırdı. Orada bulunan hemşirelerden sedye istedi. Hakan'ı sedyeye yatırdık. Hemen müdahale ettiler. Başına 3-4 tane doktor yığıldı. Ömer bir köşede ağlıyor, ben diğer köşede ağlıyordum. Aklıma Hakan'ın ailesine haber vermek geldi. Hemen telefon elime alıp Hakan'ın babası Süleyman amcayı aradım. Hastaneye gelmesini, Hakan'ın kaza geçirdiğini söyledim. Ömer'in yanına giderek, bak Ömer, birazdan Hakan'ın ailesi gelecek. Eğer onlara gerçek olanı anlatırsak kimse bize inanmaz. Ne Hakan'ın ailesi ne de polise inanmaz. Hakan ormanda tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yerde bazı hayvanların saldırdığını, bizim de onu uzun bir arama sonucu bulduğumuz ve bulduğumuzda da yanında köpeklerin olduğunu söyleyeceğiz. Tamam mı dedim. Ömer de kafasını çaresiz bir şekilde öne doğru eğerek beni onayladı. Hakan'ın ailesine ve hastane polisine planladığımız gibi durumu anlattık. O gün polisler bize olayın gerçekleştiği yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Biz de olur tabii gidelim dedik. Hakan'ın babası Süleyman abi, Ömer, ben ve 3 polis kamp yerine gittik. Çadırlar olduğu yerde duruyordu. Burası komiserim dedim. Orada bir araştırma yaptılar. Ömer'in ve benim gözlerimiz anlamsız bir şekilde ağaçlardaydı. Polislerden birisi, gençler neden ağaçlara bakıyorsunuz diye sorunca, ben yok abi öyle bakıyoruz bir şey olduğundan değil dedim. Polisler geniş çaplı bir arama yaptılar. Kamp alanında herhangi bir kavga ya da boğuşma izine rastlamadıklarını söylediler. Polise dönüp dövüş kavga derken komiserim diye bir lafa girdim. Biz kavga falan etmedik. Üstelik Hakan'ın başına gelen olay burada değil. Buradan yaklaşık 300 metre ilerideki ağaçlık alanda gerçekleşti. Sizi oraya götürebilirim dedim. Polis de sonuçta ortada ciddi yaralar, kırıklar ve neredeyse tamamen hafıza kaybına uğramış biri var delikanlı. Gereken bütün değerlendirmeyi yapmak zorundayım. Bunun gerçekten de hayvan saldırısı olduğuna inanıyorum denmez. O nasıl bir hayvan ki kişinin vücudunda derin kesikler açıyor ve kafatasında çatlaklar oluşturuyor. Bunların hepsini bilmem lazım ve bunun için de gerekiyorsa bütün ormanı didik didik edip ipucu toplayacağım. Siz sadece kendinize sorulan soruları cevaplayın. Bu bize yeter. Eğer senin de dediğin gibi durum hayvan saldırısı ise bu ortaya çıkacaktır zaten dedi. Polislerden biri, amirim burada sürüklenme izi var dedi. Hepimiz oraya doğru gittik. Evet, burası Hakan'ı cinlerin sürükleyerek götürdüğü yerde. Polis bize dönerek, Hakan'ı bulduğunuz yer neresi bize göster dedi. Ben de bu izlerin bittiği yer amirim. Çalılıkların arasında iki tane büyük taş var. Tam olarak onun dibinde baygın bir halde bulduk dedi. Oraya gittik. Tam Hakan'ı bulduğumuz yere gelmiştik ki çok şaşırtıcı bir manzara ile karşı karşıya kaldık. 4 tane köpek orada Hakan'ın kafasından, yüzünden yere ve
Taşların üzerine akan kanları yalıyordu. Bunu görmek ne kadar acı verici bir manzara olsa da benim için biraz rahatlatmıştı. Çünkü bu durum tam da bizim polislere anlattığımız gibiydi. Köpekler bizi görünce havlamaya ve saldırmaya başladı. Polislerden biri paniğe kapılıp havaya bir el ateş etti. Üzerimize doğru saldıran köpekler sağa ve sola dağılarak kaçmaya başladılar. Komiser eline bir eldiven giyip bir peçeteye orada bulunan kanları sürdü. Daha sonra peçeteyi bir poşete koyup yanındaki diğer polise seslendi. Bunu al. Biz gençler ve Süleyman Bey ile polis merkezine gideceğiz. Siz de bir ekip daha çağırın buraya. Bulabildiğiniz bütün kanıtları toplayın. Bu kanlı peçeteyi de hastaneye götürün. Hakan'ın kanı olup olmadığını araştırın dedi. Anlaşılan komiser bize inanmıyordu ama gereken bütün aramaları yapabilirlerdi. Çünkü Hakan'a kimin zarar verdiğini biz iyi biliyorduk. Polis amiri, Ömer, ben ve Süleyman amca tekrar arabaya binip karakola doğru yol koyduk. Yolda giderken aklıma takılan bir şeyi sordum. Komiserim, Hakan'ın hafıza kaybına uğradığını söylediniz. Bu ne kadar ciddi bir hafıza kaybı dedim. Komiser yüzüme baktı ve senin adın ne dedi. Ben de anlamsız şekilde komiserin yüzüne bakarak Samet dedim. O bu cevabı veremeyecek kadar hafıza kaybına uğramış dedi. Yol boyunca kimse konuşmadı. Ben arada bir derin derin dalıp gidiyordum. Karakola gelmiştik. Birkaç parmak izi, sorgu ve biraz da baskı yaptılar. Hakan'ı bu hale siz mi getirdiniz diye ama tabii ki Ömer de ben de kendimizden emin bir şekilde ilk anlattığımız gibi olayı anlattık. Komiser bize şehirden ayrılmayın, sizinle tekrar irtibata geçeceğim diyerek bizi serbest bıraktılar dedi. Anlatmasını yerde kesip Samet burada hava iyice kararmaya başladı. Karanlık olunca burada kalmak istemiyorum. İstersen gel bize gidelim. Orada konuşmaya devam ederiz dedi. Ben büyük bir şaşkınlıkla yerimden kalktım. Tamam olur. Bu arada benim ismim Musa dedim. Daha sonra yola koyulduk. Yolda giderken de Samet ara ara arkasını dönüyor. Ağaç tepelerine bakıyordu. Bu durum beni de bayağı etkiledi. Peki bir şey soracağım sana. O varlık, yani Şerli, bana seni de artık rahat bırakmayacağız dedi. Ben ne yaptım ki? Bana öyle dedi dedim. Samet durdu ve yüzüne saçma bir gülücük ifadesi takarak bu akşam anlaşmanın son akşamıydı dedi. Ben de ne anlaşmasından bahsediyorsun sen dedim. Anlatacağım bekle dedi. Yürümeye devam ettik. Mahalleye gelmiştik. Benim evim daha yakın olduğu için Samet'i bize davet ettim. Tamam olur dedi. Bize geçtik. Benim odama geçip oturduk. İçecek bir şeyler getirip devam et anlatmaya dedim. Samet kolasından bir yudum aldıktan sonra Ömer kaçtı dedi. Nasıl yani? Kendim gitti diye sordum. Bilmiyorum. Karakoldan çıktığımızda akşam olmuştu. Ömer ben eve gidiyorum dedi. Benle beraber kalmamız gerekiyor dedim. Ama ısrarla yanımdan ayrılmak istedi. Benle daha fazla üstüne gitmek istemedim. Tamam ama bak telefonun sürekli açık olsun. Aradığımda sana ulaşabileyim dedim. Yüzüme bakmadan kafasını salladı. Bu hareketleri beni hiç şüpheye düşürmemişti. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Kabus üstüne kabus görüyordum. Rüyamda beni alıp götürüyorlar. Bir tane kuyuya atıyorlardı. Öl çamurun dölü öl. Sen bizim çocuğumuzu öldürdün. Sen de öl diye yüzlerce şerli kuyunun etrafına dönüyordu. Dayanılamaz bir hal almıştı artık bu durum benim için. O gece Ömer'i defalarca aramama rağmen telefonlarıma bakmıyor. Attığım mesajlara dönmüyordu. Gitmesine ihtimal vermiyordum. Nereye gidecekti ki? Sabaha kadar pencerenin önüne yüzlerini göremediğim şeyler kargo ölü satıyordu. Pencereyi açmaya korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kocaman evde. Tek başıma kalmıştım. Ailem Bursa'da yaşıyor ve ben tek kalıyordum. Tek olmak benim daha da çok korkmama sebep oluyordu. O şerler eve giremiyorlardı. Çünkü bulunduğum odada ve diğer iki odada Kur'an vardı. Onların Kur'an olan yere giremediklerini biliyordum. 3 tane Kur'an almıştım. Evin her odasına koydum ama bu ne kadar böyle sürebilirdi ki? Elbet bir gün çıkacaktım dışarıya. O gece daha fazla dayanamadım. Pencereye yaklaşıp ne istiyorsunuz benden diye avaz avaz bağırdım. İşlerinden en büyük olanı cama yaklaştı. Beni işaret etti. Yani canım istiyorlardı. O gece bu şekilde devam etti. Uyumadım hiç. Evde ne kadar ışık varsa açtım. Ara ara Hakan'ı görüyordum. Eli yüzü parçalanmış bir şekilde. Bazen karşımdaki koltuğa oturuyor. Bazen de camın diğer tarafındaki şerlerle beraber bana bakıp iğrenç bir şekilde gülümsüyordu. Dayanılmaz bir acı çekiyordum. Tam sesler kesilmişti ki telefonum çaldı. Arayan annemdi. Onun sesini duymak iyi gelecekti. Hemen açtım. Anne hayırdır bu saatte? Neden uyanıksın diye sordum. Uyku tutmadı oğlum. Seni merak ettim. Arkadaşın nasıl oldu? İyi mi diye sorunca. Sen nereden biliyorsun anne? Arkadaşımın başına gelenleri diyerek sordum korkarak. Annem
Tuhaf bir şekilde gülerek. Sen ondan beter olacaksın. Onun kolunu kırdık. Senin boynunu kıracağız. Pis çamur diye bağırmaya başladı. Artık dayanamadım. Ağlıyordum. Sonra bir anda uyandım. Gördüğüm bir rüyaymış. Annem beni hiç aramamış. Camın kenarında uyuyakalmışım. Hava hafif hafif aydınlanmaya başlamıştı. Kafamı pencereden dışarıya çıkartıp baktığımda ortalık oldukça sakin görünüyordu ama yerde, tam pencerenin dibinde duran bir kağıt parçası dikkatimi çekmişti. Dışarı çıkmaya korkuyordum. Tam o sırada sabah ezanı okunmaya başlamıştı. Ezanı duyunca dışarı çıkmaya karar verdim. Kapıyı açtım. Allah Allah diyerek dışarıya çıktım. Kağıdı elime aldım. Kağıtta çok farklı bir yazı vardı. Ne anlama geliyordu ya da hangi dilde yazılmıştı bilmiyorum. Tekrar içeri gidip kendimi yatağın üstüne attım. Öylesine yorulmuşum ki uyandığımda öğle ezanı okunuyordu. Hemen toparlandım. Oturdum. Yüzümü ellerimin içine alarak ne yapacağımı düşündüm. Gözüm yere düşen o pencerenin önünde bulduğum kağıt parçasına takıldı. Kağıdı yeniden elime alıp bilgisayarın başına geçtim. Ona benzeyen yazıları aramaya başladım. Arapça değildi bu. Bunu biliyordum. Arama yaparken bir yazıya denk geldim. İbranice'ydi. Bu benim elimdeki yazının aynısıydı. Şekilleri benziyordu ama ne yazdığını bilmiyordum. Aklıma cami hocası geldi. Hemen üstümü giyinip hocanın yanına gitmeye karar verdim. Camiye gittim. Millet namazdan çıkıyordu. Bekledim. Sonunda hoca da çıkmıştı dışarı. Yanına gidip selam verdim. Aleyküm selam delikanlı, buyur dedi. Kısa boylu, aksakallı bir hocaydı. Ona kağıdı verip, hocam bunu bu sabah kapının önünde buldum. Anlamı nedir diye sordum. Hoca kağıda bakarak, bu Arapça değil dedi. Evet hocam, İbranice dedim. Yüzüme baktı. Gel benimle dedi ve caminin içine girdik. Kitaplıktan bir kitabı alarak, bunda bunun cevabı vardır evladım dedi. Kitabı açtı. Sözlük gibi bir şeydi. Kelimeler arasında eşleştirme yaparak benim ona verdiğim kağıtta yazan kelimenin Arapça karşılığını buldu. Daha sonra onu Türkçe'ye çevirdi. Yüzüme bakıp sen nasıl bir şeye bulaştın böyle evladım dedi. Ve hızlı bir şekilde ayağa kalkıp caminin bütün pencerelerini ve iki tane girişli olan kapıyı kapattı. Tekrar yanıma oturdu. Ben korkmuştum. Hocam ne yazıyor orada diye sordum. Titreyen bir ses tonu ile hoca kafasını kaldırıp bana baktı. Bu bir anlaşma oğlum dedi. Nasıl yani hocam diye sordum. Burada bizim canımıza sizden bir can yazıyor ve bunu söyleyen de Yakaza kabilesine ait bir cin. Bu cin Yakaza kabilesinin reisi oldum. Eğer sen bu kağıdın üstüne kendi kanından bir damla akıtıp aldığın yeri koyarsan anlaşmayı kabul etmiş olursun ve iki gece süren olur. O iki gece içinde de o cin ya da cinnaya zarar verdiğin yere bir kurbanla gitmen gerekir. Şayet götürmezsen kurbanı belirtilen zamanda onlar seni alacaklar dedi. Elim ayağım boşaldı. Hocam ne yapmam gerekiyor? Ya anlaşmayı kabul etmezsem ne olur hocam diye sorunca. Oğlum, onlar cinler arasında en kibirli, en lanetli kabiledir. Normalde böyle bir anlaşma bile istemeden senin canını alabilirlerdi ama onlar zaten bir can kurban almışlar be. Şimdi bir tane daha istiyorlar. Hocam bir can almışlar derken kimin canını almışlar ki dedim. Onu ben bilmiyorum oğlum. Sen kiminle onların canını yaktın diye sorunca aklıma hemen Hakan ve Ömer geldi. Hocam gitmem lazım dedim. Hocanın elindeki kağıdı da alıp hızla çıktım camiden. Hemen Süleyman amcayı aradım. Hakan'ın durumu nasıl diye sordum. Süleyman amca, Hakan iyi. Gözlerini açtı ama hiç konuşmadı daha. Doktor da bunun normal olduğunu, ağır bir şoka girdiğini söyledi dedi. Tamam amca, ben geleceğim hastaneye dedim ve telefonu kapattım. Hemen Ömer'i aradım. Bir yandan da Ömer'lerin evine doğru koşuyordum. Ömer telefonu açmadı yine. Ömer'lerin evine geldim. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Ömer o evde annesi ve bir tane kız kardeşiyle yaşıyordu. Pencereden baktım. İçeride televizyon açıktı. Yerde de bir karartı vardı. Hemen polisi arayıp durumu anlattım. Polisler eve geldiler. Onlara yerde gördüğüm karartıyı gösterdim. Arkadaşımı arıyorum ama telefonuna bakmıyor dedi. Polisler kapıyı kırarak içeriye girdiler. İçeriden acayip derecede ağır ve iğrenç bir koku geliyordu. Yerde gördüğüm karartı Ömer'in annesiydi. Boynu kesilerek öldürülmüştü. Polisler diğer odalara bakarken ben banyodan gelen bir sese doğru ilerledim. Buradayım Samet, gel diyordu. Bu sesi iki defa duydum ve sonra banyonun kapısını açtığımda ömür boyu aklıma çıkamayacak o manzarayla karşılaştım. Ömer elindeki bıçakla sağ bileğini kesmiş, çıplak bir şekilde sırtını duvara yaslamış, yüzü kapıya dönük, öyle can vermiş, gözleri ve yüzü morarmış bir durumdaydı. Onu öyle görünce ''Kardeşim!'' diye ağlamaya başladım. Sesime gelen polisler beni oradan uzaklaştılar.
Beni dışarı çıkartıyorlardı ki Ömer'in odası gözüme takıldı. Kapının eşiğine sırt üstü yatmış bir beden vardı. O da çıplaktı. Bu Ömer'in kız kardeşiydi. Sırtında Türkçe bir şeyler yazıyordu. Bir hamleyle polisin elinden kurtulup oraya gittim. Kızın sırtında yazan yazı, benim pencereme konulan yazının Türkçe karşılığıydı. Cana can yazıyordu. Bu durum kayıtlara Ömer'in cinnet geçirip evdeki annesini ve kız kardeşini boğazından keserek öldürdüğünü ve son olarak da kendi bileğini keserek intihar ettiği şekline geçmişti. Ne yapacağımı şaşırmış bir durumdaydım. Eve gittim. Akşam olmak üzereydi. Kafam kazan gibi olmuştu. Sıradaki kişi bendim. O gece yine hiç uyumadan pencerenin dışından gelen sesleri dinledim. Sürekli tehdit ediyorlar. Beni nasıl öldüreceklerini anlatıyorlardı. İyice kafayı yeme durumuna gelmiştim. Parmağıma batırdığım bir iğneyle parmağımı kanattım. Akan kanı o kağıdın üzerine damlatıp tekrar camın önüne bıraktım. Kağıdı oraya bırakınca yine o en büyük olan şerli kağıdı aldı ve geri geri gitti. Onunla beraber diğer tüm şerliler bağırarak dağılmaya başladı. Anlaşmayı kabul etmiştim. Bunu yapmak zorundaydım. Yoksa beni rahat bırakmayacaklardı. O gece ara ara tuhaf ağlama sesleri duydum. Bir bebek ağlıyordu sanki. Onun dışında bir ses duymadım. Sabah oldu. Ne yapacağımı düşünüyordum. Bu akşam onlara bir kurban vermek zorundaydım. Aklıma çocuk kaçırıp götürmek bile gelmişti. Ya birini verecektim onlara ya da ben kurban gidecektim. Öğlene kadar ne yapacağımı düşündüm. Dışarı çıktım. Geziyordum öyle sokaklarda. Bir inşaatın içinde oturmuş, çöpten bulduğu ekmeği yiyen 12 ya da 13 yaşlarında kağıt toplayan bir çocuk gördüm. O an belki de tek kurtuluş yolum bu çocuktu. Yanına gittim. Beni görünce ayağa kalktı. Ona zarar vereceğimi düşündü sanırım. Korkma, sana zarar vermeyecek. Biraz konuşmak istedim sadece seninle deyip hemen yanına oturdu. Kağıt mı topluyorsun sen buralarda? Korkarak evet dedi. Benim bildiğim bir yerde bir yığın kağıt var. İstersen seni oraya götürürüm dedim. Çocuk biraz endişeli bir şekilde uzakta mı diye sordu. Ben de yok. Fazla uzakta değil. Ormanın içinde dedim. Çocuk şaşkın bir ifadeyle ormanda kağıt yığını ne iş var ki dedi. Ben de sen istiyor musun, istemiyor musun onu söyledim. Çocuk yine ürkek bir şekilde tamam dedi. Hadi o zaman ben de sana eşlik edeyim. Beraber gidip alalım onları oradan diyerek ayağa kalktık. Ben önde, çocuk yarısına kadar dolu kağıt toplama arabasıyla arkada ilerliyorduk. Saat öğleden sonra 16.30 olmuştu. Onu nasıl akşam saatine kadar ormanda oyalayabilirim diye düşünüyordum. Ormana girdik. Çocuk arabayı çekmekte çok zorlanıyordu. Malum, orman yolu taşlı ve oldukça dik bir yokuştu. Geri dönüp ona biraz dinlenin burada olur mu dedim. Tamam olur diye karşılık verdi. Bir ağacın dibine oturup bir sigara yaktım. Çocuk ürkek ve korkulu gözlerle bana bakıyordu. Adını sordu. Kafasını kaldırıp benim adım Ömer dedi. O an gözlerim doldu. Kendi kendime Samet sen ne yapıyorsun? Sen bu kadar acımasız olamazsın. O çocuk daha çok küçük. Lanet olsun sana Samet diye söylendi. Ben bunları içimden geçirirken gözlerimden yaşlar çoktan akmaya başlamıştı. Çocuk abi neden ağlıyorsun diye sordu. Ona dönüp yok canım benim ağlamıyorum. Adı Ömer olan çok sevdiğim bir arkadaşım vardı ama çok acımasız bir şekilde öldü dedim. Bak Ömer saat çok geç oldu. Sen git şimdi. Zaten araban da yarıya kadar dolu. Bu yükle oraya kadar çıkamayız. Yarın sabah erkenden yine aynı yerde buluşuruz. Araban boş olsun. Yeniden gelir alırız kağıtları oldu mu? Ama sakın tek başına çıkma ormana. Çok tehlikeli olur. Anlaştık mı dedim. Çocuk da tamam abi anlaştık. Ben şimdi tekrar ineyim mahalleye dedim. Elimi cebime attım. Bir miktar para çıkardım. Al bunu. Seni buraya kadar yordum. Hakkını helal et olur mu dedim. Çocuk önce almak istemedi parayı ama ben birkaç defa daha al şunu deyince tamam abi dedi. Küçük Ömer yavaş yavaş gözden kaybolmaya başlamıştı. Ben de onun mahalleye indiğinden emin olunca yukarıya doğru çıktım. Her adımda avaz avaz bağırıyor. Kendime lanetler yağdırıyor. Ne kadar acil bir insan olduğumu kendime defalarca söyleyip ağaçları yumrukluyordum. Bu şekilde devam ederek beni bulduğun yere kadar geldim. İki dizimin üstüne çöktüm. Ağlamaya başladım. Artık ne olursa olsun umurumda değildi. Hava yavaş yavaş kararıyordu. Senin sesini duydum. Geldim. O ilerideki taşın üstüne oturdum. Kalkıp senin yanına gelecektim ama tam o sırada iki tane karga senin oturduğun taşın üstündeki ağaca kondu. Gözlerini sana diktiler. Kargalara bakarken tam karşısında o ilk gördüğün uzun boylu, uzun tırnak kar çarşaflı varlık belirdi. Senin yanına gelmeme izin vermediler. Bana tek geldiğine göre kendini kurban olarak bize sundun öyle mi dediler. Ben de onlara yalvarmaya, ağlamaya başladım ama
Onlar benim canımı öyle bir hamlede alacak gibi görünmüyordu. Anlaşılan bana işkence edeceklerdi. Önce kafayı yememi sağlayacaklardı. Ben orada o düşüncelerle ağlarken sen bana doğru yaklaştın. Nasıl oldu bilmiyorum ama o şerler sen yaklaştıkça bana onu kov buradan diyorlardı. Sen geldin. Bir anda benim etrafımda bütün şerler senin başına çullandılar be. Daha sonrasında sen biliyorsun dedi. İki elim yüzünde Samet'i dinliyordum. Kafamı kaldırıp bak Samet. Ben çok şükür inançlı bir insanım. Allah'a ve onun yarattığı her şeye inanırım. Buna cinler de dahil. Orada o şerler başıma çullandıkları zaman Nas ve Felak suresini okuyordum. Onlar o yüzden benim yanımdan öyle bir anda yok olup gittiler. Ben biliyorum sen de inançlı bir insansın. Eğer öyle olmasaydın o küçük çocuğu onlara kurban ederdin. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Onu konuşalım. İlk önce senin de benim de güzel bir abdest almamız lazım dedim. Utanarak yüzüme bakıp ben abdest almayı bilmem ki dedi. Ben de bunun sorun olmadığını, benim ona göstereceğimi söyledim. Beraber kalkıp banyoya gittik. Önce abdestlerimizi aldık ve sonra yan yana durup birlikte namaz kıldık. Samet'e, ben ne yaparsam sen de aynısını yap. Sadece Allah, Allah de, o bile yeter dedim. Beraber namaz kıldık. Saat 23.00 olmuştu. Namazdan sonra bir şeyler yedik ve oturup dua ettik. Benim de elimden bir şey gelmiyordu. Ne kadar dua sure biliyorsam onları okudum. Benim kaldığım evde müstakil tek katlı bir evdi ve o akşam kimse yoktu. Evde gece bir ara gözlerim dalmış. Rüyamda bir karga başka bir kargayı öldürüp yiyordu. Anlamı neydi bunu bilmiyorum ama gerçekten çok iğrenç bir manzaraydı. O korkuyla olduğum yerden sıçradım ve Samet'i cam kenarında biriyle konuşurken gördüm. O kişi kimdi bilmiyorum ama Samet bir eli arkada beni işaret ediyor. Diğer elinde ise bir şey tutuyordu. Bir süre onu dinledim. Anlaşılmaz bir şekilde mırıldanıyordu. Olduğum yerden biraz doğruldum ve Samet kiminle konuşuyorsun diye sordum. Yüzüme bakmadan onunla dedi ama sanki bu ses Samet'e ait değildi. Bir anda bana döndü. Gözleri yoktu. Samet'in gözlerinin yerinde dipsiz bir karanlık vardı. Ne oluyor Samet demeye kalmadan üzerime atladı ve elindeki bıçak ile iki göğsümün arasına peş peşe öl 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 diyerek sapladı. Kanların ağzımdan akıp boynuma doğru indiğini hissettim. Yeniden sanki dakikalardır nefes almıyormuş gibi olduğum yerden tekrar sıçrayarak fırladım. Rüya içinde rüya görmüştüm. Samet'e baktım. O da karşı koltukta uyuyakalmıştı. Sanırım o da kabus görüyordu ki derin derin nefes almaya çalışıyordu. Sanki birisi onu boğuyordu. Hemen besmele çekerek yanına gittim. Yavaşça Samet uyan uyan Samet rüya görüyorsun uyanmalısın dedim. Bir anda sanki uzun süre suyun altında kalmış da tekrar yüzeye çıkmış gibi gözlerini açıp ard arda nefes almaya başladı. Samet'e ne gördüğünü sordu. Sen beni boğuyordun. Onlar seni istiyor. Senin için geldiler. Git bu evden diyerek boğuyordun beni dedi. Ben de buna benzer bir rüya gördüğümü söyledim. Onu sakinleştirmek için Samet korkma. Beynimiz bize oyunlar oynuyor dedim. Dışarıdan tuhaf tuhaf sesler gelmeye başlamıştı. Perdeleri kapattım ve bütün ışıkları yaktım. Samet'e de korkma. Onlar eğer Yakaza kabilesinin cinleri ise Kur'an bulunan eve giremezler. Tuvalet ihtiyacın olduğu zaman tuvaletin kapısını Bismillahirrahmanirrahim diye açmasını ve orada fazla zaman geçirmemesini söyledim. Tamam dedi. Sesler artıyor. Konuşmalar, küfürler, tuhaf tuhaf kahkahalar geliyor dışarıdan. Arda bir cama biri tırnağını sürtüyor. Cama bir şey yazmaya çalışıyordu. İçimden gelen o meraka yine yenik düşüp perdeyi açmaya karar verdim. Cama kanla ya da ona benzer bir şeyle onu bize ver yazıyordu. Hemen tekrar perdeyi çektim. Samet'in bunu görmesini istemiyordu. Ne yapacağım ben şimdi diye düşünürken bir anda elektrikler kesildi. Samet, ne oluyor Musa? Bunu onlar yapıyor değil mi diye endişeli ve ağlamaklı bir şekilde bana sokuldu. Ben de sakin ol, mutfakta mum olması lazım. Şimdi alıp geliyorum dedim. Telefonun ışığını açmak istedim ama sohbet, konuşma falan derken telefonu şarja takmayı unutmuştum. Yavaş adımlarla mutfağa ilerledim. Mumları bulup tekrar odaya döndüm. Mumları yakıp odanın dört tarafına koydum. Samet öylece pencereye bakıyordu. Beni istiyorlar ve almadan durmayacaklar diyerek mırıldanıyordu. O bu sözleri söyledikçe dışarıdaki şerli varlıklar daha da çok ses çıkarıyor ve daha da çok çılgına dönmüş gibi gülüyorlardı. Samet'e pencereden uzaklaşmasını söyledim. Geri geri iki adım attı ve bir anda olduğu yere yığıldı. Gözleri açık, ağzı açık, iki dizinin üstünde şaşkın bir şekilde cama bakıyordu. Yanına gittim. Samet ne oluyor dedim. Bak bunlar Ömer'le Hakan dedi. Camı gösteriyordu ama
Ben camda bir şey göremiyordum. Perde de kapalıydı zaten. Samet, onlar senin beyninde. Besmele çek. Bak gör hepsi gidecek dedim. Samet hala o noktaya bakıp beni affedin ne olur diye mırıldanıyordu. Onu kendine getirmek için Nas ve Falek surelerini peş peşe okudum ama Samet'te bir değişiklik olmuyordu. Ben de artık ne yapacağımı şaşırmıştım. Ellerimi açıp dua etmeye başladım. Samet bir anda olduğu yere yığılıp bayıldı. Sanki çok az nefes alıyor gibiydi. Odanın da hava basıncı bayağı bir düşmüştü. Odaya temiz hava girmesi gerekiyordu. O esnada bir anlık refleksle kalkıp pencereyi açtım. Ben pencereyi açar açmaz içeriye öyle bir rüzgar girdi ki bütün mumlar söndü. Sanki deprem oluyormuş gibi ev sallanmaya başladı. O karanlıkta, o rüzgarda tek gördüğüm şey Samet'in ayağa kalkıp pencereye doğru ilerlemesiydi. Olduğum yerden hareket edemiyordum. Sadece Samet dur diyebildim. Aklıma tekrar dua okumak geldi. Tam ellerimi açıp duaya başlayacaktım ki karşımda iki tane ateş kırmızısı göz belirdi. İki tane kızgın demir gibi sıcak el bileklerimi tuttu. Bir ses bana, sakın okuma, çamur parçası sakın okuma. Yoksa boğazını öyle bir sıkarım ki dilin dışarı fırlar. Gözlerin yerinden çıkar ve kulaklarından kanlar boşalır. Sakın okuma, çamurun dölü diye defalarca bağırıyordu. Dilim kilitlenmişti sanki. Ben bütün bunları yaşarken Samet pencereden dışarı çıkmıştı bile. O çıkınca benim bileklerimi tutan şerle, pis bir gülümsemeyle o artık bizim. Cana can dedik, bir cana beş can aldık dedi. Sanki bir siyah duman gibi odanın içine süzülerek pencereden çıktı. Evet, sonunda Samet de almışlardı. Pencere kendi kendine kapandı ve cama yakın beş suret belirdi. Bunlardan biri Samet, diğer ikisi sanırım Ömer'le Hakan'dı. Geri kalan iki kişi ise Ömer'in annesi ve kız kardeşiydi. Arkalarında kahkaha atan yüzlerce şerli vardı. Şerliler 5 kişiyi de yanlarına alarak oradan uzaklaştılar. Elektrikler gelmişti. Camdaki yazı silinmiş. Ağustos böceklerinin sesi duyulmaya başlamıştı. Ay gökyüzünde parlıyordu. Her şey olması gerektiği gibiydi. Çünkü onlar alacaklarını almışlardı. Benimle bir sorunlar olmadığı için bana bir şey yapmamışlardı. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştım. Bu olayın psikolojisini atlatmak için doktorlardan yardım aldım. Olayın üstünden tam olarak 5 ay geçmişti. Ara ara rüyamda Samet'i görüyorum ve bana canım çok acıyor diyerek kayıp oluyordu. Allah kimsenin başına vermesin. İntikam ateşi öyle bir ateştir ki hiçbir kuvvet onu söndürmeye yetmez. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.